Önce şunu söyleyeyim. Çok zorlu bir maç oynadık. Çok güçlü bir takımla oynadığımızı biliyoruz. Bütün oyuncularımızı bu gösterdikleri büyük mücadele, arzu, istek hepsi içine katarak hepsini tebrik ediyoruz. Yürekten kutluyoruz. Hele son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi sonuna kadar destekleyen bütün Ankara Gücü taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Takımdan bugün bütünleştiler. Yeniden bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte, beraber taraftarla diye düşünüyorum. Maça gelince, maçın ilk bölümünde, ilk devrenin belli bölümlerinde Beşiktaş'a üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Gol pozisyonuna girdik. Gol pozisyonunu da verdik ama dönem dönem biz daha üstündük. İkinci yarı başladıktan sonra Beşiktaş'ın bir nebze de olsa daha üstünlüğü vardı bize karşı ama işte tam oyuna hakim olacakken ya da tam oyuna ortak olacakken her an her şey olabilirken kırmızı kart gördük. Değişikliği yapıyorduk tam zaten. Sedat alıyorduk. O arada kırmızı kart gördükten sonra çok büyük bir mücadele azmiyle Beşiktaş gibi bir takımda bir puan almak iyidir diye düşünüyorum. Şimdi Sedat'ın tam olarak neden atıldığını bilmiyorum. Bilmediğim için de aynı şekilde rakip takımın oyuncuları yapsa yok konuşmadık da. Zaten morali bozuk onun için o içeride konuşacak fırsat da bulamadık. Atiba'nın topu yere vurmasını evet itiraz ettik. Görebilirdi, gösterebilirdi de. Yalnız şöyle bir durum da var arkadaşlar, şunu atlamayalım. Beşiktaş takım hep eksiyiz diyor. Yani eksiyiz diyor, yakınıyorlar. Ama biri giriyor, biri çıkıyor. Giren çıkan oyuncuları hepimiz biliyoruz. Biz ya sokacak oyuncu bulamıyoruz. Yani öyle bir zor durumdayız. Yani çok kısıtlı bir kadrola mücadele ediyoruz. Bu takımda, bu kısıtlı takımla böyle mücadele yaptıkları için onlara ayrıca teşekkür etmek lazım. Neyi var neyi ortaya koydular. Yani başka bir takdir edilmesi lazım bu takımın. Yani bilseniz içeriği bilseniz bizim nelerle uğraştığımızı derken şöyle takım işte yaparken bunu çıkaralım bunu sokalım derken yani hep genç oyuncular. Ama belki de bir gün onlara da sıra gelir o başka. Ama bugün biz çok büyük şeylerle mücadele ettiğimizi hepiniz bilin. Bu bir puan da bizim için çok değerlidir. 10 kişi kalmış bir takım için. Onun için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce anlattığım şey eğer dinlemiş olsanız bu soruyu sormazsınız. Anlattım ben size. Biz zaten bu sıkıntılarla oyuncumuz olsa zaten buna bir formül buluruz. Uğraş içerisindeyiz. Hücuma nasıl çıkarız? Nasıl gol pozisyonu üretiriz? Bunların hep arayışı içindeyiz zaten. Ama elimizdeki kısıtlı kadro olunca çıkamıyorsunuz işin içinden. Bazen işte böyle stratejik olarak geçiyorsunuz, taktiksel olarak geçiyorsunuz. İşte biz de onun için belli format oluşturduk. Yani bir kere kendini bileceksin, rakibi tanıyacaksın, ona göre strateji oluşturacaksın. Bu üç unsuru eğer yerine getirirseniz başarılı olma oranınız yüksek olur. Biz de şimdi kendimizi biliyoruz. Yani neyi yapıp ne yapamayacağımızı biliyoruz. Rakipleri de tanımaya çalışıyoruz. Onun için bu sorduğunuz soruya öyle cevap verebilirim yani. Çünkü oyuncu kısıtlığı var. Biz arayış içindeyiz. Onu düşünüyoruz, bunu düşünüyoruz. İsim olarak var. Ama sokuyoruz, çıkarıyoruz. O başka. Ama ilerleyen haftalarda bakalım ne olacak. Birisi eksildiği zaman yerine koyacak adam bulamıyoruz diyoruz. Biz şimdi ofans olarak nasıl daha iyi oluruz? Tabii bunların çözümlerini zaten arıyoruz. Ya şimdi biz 4 haftadır buradayız. Yani bizden önce Hasan diye biri yoktu. Biz geldikten sonra Hasan oldu. Değil mi? Vardı da sizde vardı da niye oynamadı o zaman? Vardı da niye oynamadı? Teşekkür ederim. Milli takım arası vardı. Ondan evvel son maçımızı içeride özellikle duygusu, coşkusu fazla bir şekilde kazanmıştık. Aradan sonra milli takıma gidenler, dönenler, arada yaşanan sakatlıklar. Ama o duygu, coşku, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusunu bugün itibariyle de sahaya yansıtmak istedik. Oyuncuların
kazanma iştahı, arzusu yakalanabilecek pozisyonları da yakaladılar. Bence oyunun özeti şu, oyundaki iştahları, arzularını beceriye yansıtamadılar. Bu süreçte özellikle tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk. Kazanamadık. Yarından itibaren haftanın, yoğun olan haftanın Perşembe Braga pazarlık müsabakasına tekrar hazırlanacağız. Ankara Gücü'nde tebrik ediyorum. Stat güzel, atmosfer güzel, saha güzel. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz. 2 galibiyetimiz var. 8. Son 5 maçımı söylüyorsun. Alanya, doğru. Ben toplamı söylüyorsun zannettim. Burak Yılmaz'ın daha sabah belli olacak. Sabahleyin de hafif ağrısı vardı ama özellikle bu eşik atlama maçında bizle beraber olup yardımcı olmak istemişti ama ayağı müsaade etmedi. Yönetim, ben sadece şunu söyleyebilirim. İşte 4 aydır buradayım. Bir takım değişimler, oyuncu, kulüp içi, yönetim, sayın Başkan Fikret Orman'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adayların da Beşiktaş kulübüne hizmetleri için burada olacaklar. Güzel bir seçim. Beşiktaş ailesine yakışacak bir seçim. Hayırlısı kimseye olsun diyorum. Başarılar diliyorum bütün yarışmacılara. İsteyerek aldığımız bir oyuncu. Geçen sene ligin değerli oyuncusu, buradan aldık. Lige de o şekilde başladık. Performanslarda inişler çıkışlar muhakkak olacaktır. Tyler da bunu yaşadı ama bugünkü ile ilgili soracak olursan, Tyler biliyorsunuz milli takımdaydı. Dün aramıza katıldı ve jetlag'dan çıktı ve dün gecede bir serum yedi. Aslında kulübede 21. oyuncu olarak bulundu. Hamle olarak sokamadık. Daha sağlıklı olsaydı belki bugün değerlendirebilirdik. Yani her zaman her teknik adam tabii ki tabelayı değiştirebilecek. Biraz evvel aslında maçı özetlerken içinde bunu size belirttim. Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik. Tabii ki topu kim içeri atarsa benim için değerli oyuncu o, ki bu fırsatları da ilk yarıda da 2 tane, ikinci yarıda da 4 tane yakın yakaladık. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'la karşı karşıya geleceğiz. Ben aslında böyle bakıyorum. Hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçlarının duygusu, ruhu, enerjisi çok farklıdır. O başka bir müsabaka olacaktır. Özellikle Beşiktaş'ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır.